Topkapı Sarayı gün olmuyor ki bizi heyecanlardan farklı heyecanlara sürüklesin. Ve yine böyle muhteşem bir detayla sizin huzurlarınızdayız. Topkapı Sarayı'nda matbaa-ı amire, yani mutfak biriminin şu an tam önünde durmaktayım. Mutfak dediğimiz bu muhteşem yer Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nı şekillendirmesiyle temeli atılmış. Özellikle 3. Murat döneminde padişah Mimar Sinan'a verdiği emirle tam bir kat daha avluya doğru büyütülmüş müthiş bir teşkilat. Matbaa-ı Amire grubu, depolarıyla, kileriyle, yemeklerin yapıldığı yerlerle, helvahanesiyle resmen sarayın içerisinde bambaşka bir dünya. Ve bu dünyada tam bir hafta önce sevindirici bir haberle karşı karşıya kaldık. Birkaç yıldır kilitli olan, bakımı yapılan, mutfağa ait en büyük yemek yapılan yer ve salon kısmı ziyarete açıldı. Hem mekan olarak illaki görmeniz gereken bir yer, hem de içindeki sergilenen Osmanlı saray mutfağı ve yemek kültürüne ait detaylarla. Şimdi sizinle içeri gireceğiz. Çin'in Ming ve Yuan hanedanından Osmanlı'ya gelmiş, asırlar öncesine tarihlenen müthiş seladon tabaklar, çanaklar bizi karşılayacak. Osmanlı'nın farklı yüzyıllarına tarihlenen son derece özel sedef, bağ ya da fil dişi kaşıklar, çatallar ve yiyecek unsurları göreceğiz. Osmanlı'da yemek nasıl yenirdi? Osmanlı'da sofra adabı nasıldı? Paşalar, padişahlar, saraya gelen vezirler, elçiler ne şekilde ağırlanırdı? Bu koskoca yemek kültürünü bizimle beraber görmeye hazırsanız o zaman bizi takip edin. Bu kapıdan içeri girecek ve daha yeni açılmış bu muhteşem ortamda, bu muhteşem sergide yüzyıllar öncesinin Osmanlı saray sofra adabını yerinde göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet, şu an biz neredeyiz? Şu an biz sizinle beraber Topkapı Sarayı'nda Birun avlusundayız. Bakın hemen şöyle bir göstereyim. Bu görmüş olduğunuz yer, arkamda Kuleli Kapı'yı görüyorsunuz. Kuleli Kapı, hemen burada Bab-ı Sade'yi görüyoruz. Enderun avlusuna doğru girilen Bab-ı Sade. Adalet Kulesi, Divan-ı Hümayun'un toplandığı yerler. Bunların hepsi sarayın Birun, yani yönetim avlusunun etrafını tek tek çevirmekte. Bizim bugün sizinle işimiz gücümüz ne? Mutfak, matbaa-ı amire ve yeni açılan yerler. Bakın, normalde biz saraya geldiğimizde mutfağa girmek için buradan şöyle yürüyor ve ilerideki kapıdan giriyorduk. Ama bir yıl önce bu kapı hep kilitliyken ilk kez ziyarete açıldı ve buradan içeri girebilme imkanı elde ettik ziyaretçiler olarak. Buradan girmenin bize şöyle bir faydası oldu. Buradan içeri girdiğiniz zaman Fatih Sultan Mehmet'in kendi saltanat yıllarında İstanbul'u fetihten sonra şehrin dört bir yanında bulunan Roma imparatorlarına ait bir takım anıtlar var. O anıt yapıları aşağı indiriyor ama yok etmiyor. Bunları koruma altına alıyor. Hatta bunlar daha sonra buralara gömdürülüyor. Justinianus, Ayasofya önündeki Justinianus anıtının o meşhur gövde parçalarından biri ve sütunun gördüğünüz gibi başlık kısmı burada sergileniyor. Bunu görür olduk. Hatta mutfak dediğimiz zaman şöyle gelin. Şu ahşap kaplı olan yapı matbaa-ı amirenin mescit kısmı. Bu mescit de son derece önem arz etmekte. Yani mutfakta çalışan insanlar da burada diğer birimler gibi 5 vakit namazlarını kılan insanlardı. Namazlarını ezan okunur okunmaz toplu halde cemaatle kılmıyorlardı. Çünkü ateşin üzerinde yemek vardı, şu vardı, bu vardı. Dönüşümle eda ediyorlardı namazlarını. Sadece cuma ve bayram namazlarında burada bütün mutfak ekibi toplu halde namazlarını burada kılarlardı. Ben önümüzdeki aylarda hem Justinianus anıtı üzerine hem de mutfağın mescidi üzerine ayrı ayrı videolar yapmak istiyorum sizlere. Bugün bizim konumuz mutfağın yeni açılan birimleri. Hadi oraya doğru devam edelim. Bu gördüğümüz mutfakta en dikkat çeken sanatsal detay mimari öğe, mütekebbire, tekrar balkonu. Bayram ve cuma namazında mutfak ekibi sayıları birkaç yüzü buluyordu. Mescide sığmadıkları için burada saf bağlıyorlardı. Namazlarını bu şekilde eda ediyorlardı burada. Tabii içerideki imamın tekbirlerini
duyamadıkları için o gün hoparlör, elektrik sistemi yok. Bir görevli şu balkonda bekliyor. İçerideki imamın tekbirini tekrar ediyor. Onun için bu balkonun adı mütekebbiredir. Ve onlar da bu sese uyarak rükû ve secdelerini yapıyorlardı. Evet, bakın şu gördüğünüz kapı yeni açılan birim. Şimdi sizinle beraber oraya gireceğiz ve burada o kapıyı görmüş olacağız. Ve içeriye hakikaten müthiş şeyler konmuş. Bunları görmek bizim için çok önemli. Bakın, mutfak dediğimiz zaman aklına geliyor. Şu gördüğünüz devasa taş bina, yan yana yan yana içeride koca koca devasa galeriler var. Bu galerilerin içerisinde içeri girdiğiniz zaman başınızı kaldırıp bacalarına bakın. O bacaların altları zamanında hep ocaklıktı. Oralarda yemekler pişiyordu. Kazanlar kaynıyordu. Bir de mutfakta bu mutfak erbabının konakladıkları koğuşlar, eşyaların, yiyeceklerin konduğu kiler, haneler. Hatta mesela en uçta gördüğünüz kısım. Burayla alakalı ayrıca bir video bir gün yapayım ben size. Benim mutfakta en sevdiğim yer o kubbeli yer. Helvahane. Tatlıyla aram çok iyi olduğu için bir gün size Osmanlı'nın tatlılarını, lokumlarını, baklavalarını, sütlü, şekerli, şerbetli tatlılarını hepsini anlatırım. Orada onları konuşuruz. Ama bugün dediğimiz gibi yaklaşık 3 yıldır kilitliydi burası. Hem yapı olarak bakıma alındı, hem de sergi salonu olarak bakıma alındı. Şimdi bunları göreceğiz. Bakın, saray mutfağı 15 ve 18. yüzyıl arası diyor. Niye 18. yüzyıl? Çünkü 2. Mahmut'la beraber artık sarayda yönetim anlamında bir yaşantı söz konusu olmadı. Fatih Sultan Mehmet'ten 1453'ten 2. Mahmut'un buradan ayrılışına 1820'ye kadar bir süreç, mutfak süreci burada geçti. Sarayın nüfusu Yavuz Sultan Selim'in o devasa toprakları alıp devletin toprak yüz ölçümünü arttırmasıyla sarayın nüfusunun artmasıyla mutfağın da erbabının da sayısı arttı. Çünkü bu insanların beslendiği, yedirildiği, içirildiği yer burasıydı. Mutfağın da en cazibeli, en özel yeri şimdi gireceğimiz özel bölümler. Hadi buyurun içeri geçelim. Bakın burası bir orta bölüm, bir sol bölüm, bir de sağ bölüm olarak üçe ayrılıyor. Ben şimdi sizi önce buraya almak istiyorum. Buradan başlayalım. Hiçbir yere atlamayalım, hiçbir detayı. Of, adamım burada ya. Bakın, Lale Mustafa Paşa. Kendisini çok severim. Kendisi 2. Selim 3. Murat döneminde, 3. Murat döneminin Gürcistan ve Kars Fatihi'dir. Harakane Hazretleri'nin kabrini bulan kişidir. Bakın eliyle buyurun yapıyor. Ne güzel animasyon yapmışlar. Eliyle buyurun yapıyor. İnsanlara yemek yediriyor. Mesela burası Sultanahmet Meydanı. Sultanahmet Meydanı'nda 3. Murat çocuklarının sünnet töreni var. Ve bu törende meydana bakın, yılanı taşı görüyorsunuz. Çanak yağması merasimi yapılıyor. Osmanlı'da bu çok önemli bir merasimdi. Çanak yağması. Yemekler hazırlanır. Bakın pilav üstü, işte nohutlar, zerde tatlıları. Yemekler, işte bundan 30-40 sene evvel Türkiye'de yemekleri nasıl yiyorduk Anadolu'da? Yer sofrasında yiyorduk. Ortaya bir çanak konuluyordu. Herkes kaşığıyla beraber çanağa bunları daldırıp çıkarıyordu. Ama bunları daldırıp çıkarırken bir usul vardı. Şimdi bazıları diyecek, ay bir dakika, böyle toplu halde mi? Toplu halde ama nasıl? Kaşık bölümünde anlatacağım bunların hepsini size birazdan. Bakın bunlar da ellerinde çini. Tamamen çini, böyle vazolar, sürahiler, gördüğünüz gibi özel büyük fincanlar, samur kürklere sarılı. Bunlar Osmanlı'da törenler, törenlerde bunlar, mesela padişah bakın 3. Ahmet oturmuş. Yanında Enderun talebelerini görüyoruz. Yanında iki tane görevli. Önüne çorba gelmiş. Padişah çorbaya kaşık sallıyor. Mutfak erbabı. Gördüğünüz gibi ellerindeki ağızları kapaklı sahanlar. Niye ağızları kapaklı? Yemekler soğumasın diye. Çok önemlidir. Evet, Lale Mustafa Paşa'ya geri döndük. O da eliyle buradakilere buyurun işareti yapıyor. Ordu İran seferine giderken İzmit, Kocaeli bölgesinde askerlere kendi cebinden özel bir ziyafet çekerler Mustafa Paşa. Bu olay tam İzmit'te olmuştur. Ve eliyle de oradakilere hadi buyurun afiyet olsun demektedir. Vallahi minyatürlerle saatler geçecek. Hadi gelin objeleri görelim. Çünkü göreceğimiz çok şey var. Of. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar Osmanlı Sarayı'nda yüzyıllar boyunca muhafaza edilen ibrikler. Ve ibriklerin hemen altındaki
delikli sahanlar. Bu delikli sahanlar ve ibrikler aslında bizim çok önemli bir toplumsal kültürümüzü bize göstermektedir. Şimdi bugün hepimiz anne babayız, çoluk çocuğumuz var ve onları terbiye etmeye çalışıyoruz. Onları terbiye ederken ne yapıyoruz? Mesela hatırlayın, şu an beni izleyenlerden özellikle 40 yaş üstü olanlar bilirler. Eve bir misafir geldiğinde ne yapılırdı? Ayakkabıları çevrilirdi. Kolonya tutulurdu, şeker tutulurdu. Yani bu bir adaptı. İnsan kendi çocuğunu hizmet ettirerek olgunlaştırır. Ama çocuğunuzun her istediğini yapar, her dediğini yerine getirirseniz bu çocuklar şımarık olur, doyumsuz olur, mutsuz ve memnuniyetsiz olur. İşte böyle olmaması için ne olması lazım? Küçük yaşta onlara hizmet ettirmek lazım. İşte bu gördüğünüz ibriklerle bu sağlanırdı. Bunları gelin biraz daha iyi görelim. Of, bakar mısınız şunların güzelliğine? Eve bir misafir geliyor değil mi? Eve bir misafir geliyor. O misafir mesela diyelim yaşlı bir amca ya da bir teyze akşam bizde yemek yiyor. Yemekten sonra biz günümüzde ne yapıyoruz? Onlara hani evladım ağzımı çalkalayacağım ve ellerimi yıkayacağım diyor ya. Ağzımı çalkalayacağım, ellerimi yıkayacağım. O zaman biz ne yapıyoruz? Onlara lavaboyu gösteriyoruz. Sizce lavaboyu göstermek bir misafire ne kadar uygun? Aslında değil. Ama yaşantımız böyle olduğu için yapılacak bir şey yok. Mecburen böyle yapılıyor. Peki Osmanlı bu işi nasıl yapardı? Bakın Osmanlı bu işi şöyle yapardı. Misafir yemeğe yedi. Divanlara geçtiler. O misafirler, kadın misafirlerse evin genç kızı, erkek misafirlerse evin delikanlısı. Hemen geliyor. Bakın bu gördüğünüz sahanı alıyor. Sahanı sol eliyle tutuyor. İbriği alıyor. Onu da sağ ile tutuyor. Misafirin yanına geliyor ve sahanı tutarak, ibriği tutarak onun ellerine su döküyor. Misafir de avuçlarına dökülen suyu alıyor. İşte ellerini önce bir yıkıyor. Arkasından ağzına götürüp çalkalayıp bırakıyor. İşte bu sahanın, gelin böyle, delikli olmasının en önemli sebeplerinden biri işte bu. Neden? Çünkü ağza alınan su geri bırakıldığında nahoş bir görüntü arz edecek. İşte bu nahoş görüntü olmuyor. Bu deliklerden su aşağı süzülüyor ve böylece o kısım muhafaza olmuş oluyor. Ve misafirin ayağına kadar su götürüyoruz ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yani abdest alacak oluyor, ibrikle gidiyorsunuz. Delikli sahanla gidip ayağına su götürüyorsunuz. Bakın ben bugün dünya üzerinde hemen birçok İslam ülkesini gezmiş biriyim. Ve bizdeki kadar misafirperverlik ben dünyada hiçbir yerde görmedim. Birçok yerde var ama bizdeki kadar yok. Bizde misafir gelecek diye özel misafir odaları muhafaza edilir. Kapılarına kilitler vurulur. Ne bileyim, annelerimiz özel gümüşlüklerde tabak çanak saklar. Hayatta elletmez, misafir için kullanılır. Eve misafir geldi mi hemen o pullu havlular, peşkirler çıkarılır, bir asılır. Hala ve hala. Neden? Çünkü bizim medeniyetimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi bir medeniyet tacı haline getirilmiştir. Ne diyor Peygamberimiz? Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Bakın bu hadis bizde büyük bir medeniyete dönüştürülmüş ve misafir için özel ikram unsurları ortaya konulmuştur. Allah Allah, bakın sinedeki kaşıklara bakın. Sedef. Sedeften kaşık ağızlarını görüyorsunuz. Ya nasıl bir şey bunlar? O kadar güzel. Saplarına bakın. Bir tanesinin sapı şu kırmızı olan mercan. Mercandan sedef kakmalar. O kadar güzel yapılmış ki. Hakikaten muhteşem. Mesela taslar var. Tasların dışı mücevherli. Taslar var. Tabaklar var. İçleri mücevherli. Bunlar böyle. Bunlar da Yemeklerin taşındığı sahanlar. Bunlarla getiriyorlar. Ağzını açıp hemen kişinin önüne koyup servis ediyorlar. Burada bunları görüyoruz. Bu arada az önce minyatürleri görmüştük. Bakın minyatürde gördüğünüz taslar var ya. Minyatürde gördüğümüz taslar. Yani bunlar servis tasları. Bunların aynısının bakın gerçekleri bugün Topkapı Sarayı'nda bu şekilde muhafaza edilmekte. Bakırdan muhteşem bir sahan. Evet. Bakın o gün de matara dediğimiz sistemler vardı. Bu görmüş olduğumuz bir su tası mesela. Şu görmüş olduğunuz yerde sürahiler ama bunlar mücevherli.
tamamen misafir için organize edilmiş. Bunlar hakikaten çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bakın üzerindeki mücevheri görüyorsunuz. Şu kaşıkları görüyor musunuz? Bu kaşıklar hakikaten muhteşem. Mesela en sağ başta gördüğünüz kaşık ve onun yanındaki kaşık. Bu ikisi sedef. Bu ikisi fil dişidir. Bakın şu gördükleriniz fil dişidir. Görüyorsunuz. Adım adım adım. Onun yanındakine geçerim mesela. O da öyle. Of. Yani hem kaşığın ağzı fil dişi hem de sapı fil dişi. Mesela şu son ikisine bakalım. Bunların gövdeleri mercandır. Ben bir ara çok sık Yemen'e gidiyordum. Yemen'deki Hint Okyanusu'nda bu mercanlar çok çıkarılır. Ağızları yine sedef ama tutma yerleri, sapları fil dişi, sapları mercan. Ortadakinin bu gördüğünüz sapı zaten alt kısmı mücevherli. Gümüş üzerine mücevherli, taşlı. Sap kısmı fil dişi. Ağız kısmı ise çok şaşıracaksınız. Bağ. Osmanlı'da bağ denir. Yani kaplumbağa kabuğudur. Kaplumbağa kabuğu yani Osmanlı'da çiftlikler var bu şekilde kullanılıyor, ediliyor. Bunları burada görüyoruz. Bakın burada da benzerleri var. Maşrapalar, mücevherli maşrapalar. Osmanlı'da bunlara genelde tutya deniliyor, tutya. Bir kenarından tutamacı da olduğu için tutya denilen bir sistem, tutyası var. Yine aynı şekilde kaşıkları görüyoruz. Mercan saplı, mücevherli, incili. Osmanlı mutfak koleksiyonunda paha biçilmez bir Çin seramik koleksiyonu var. Ming ve Yuan hanedanından, asırlar öncesinden. Peki Çin'in porselenlerinin bizde ne işi var? İpek yolundan dolayı. Zaten Çin'in bu muhteşem koleksiyonları bir Çin'de var, bir İran'da var bugün, bir de bizde var. Neden? Çünkü Çin'de üretiliyor. İpek yolunun en orta şehri İran, İpek yolunun sonu Osmanlı. Onun için İpek yoluyla bu gördüğünüz muhteşem Çin porselenleri Osmanlı mutfaklarına gelebilmekteydi. Gelin biraz seladonları konuşalım sizinle beraber. Bakın bu görmüş olduğunuz mesela bir seladon. Çin'de üretilmiş, Çin'in imparatorluklar dönemine damgasını vurmuş müthiş bir sanat eseri. Kullanılan kilinden ve sırından dolayı böyle bir renk alıyor. Bu seladon konusunda Çinliler o kadar ileriye gitmişler ki bazı seladonlarda içine zehirli bir yiyecek konulduğunda ya boyası atıyor ya da çatlıyor. Özel kişiyi, sultanı kolay kolay kimse zehirleyemiyordu. Osmanlı'da altın kaplama sanatına lombak denilir. Lombak. Burada da gördüğünüz gibi lombak sanatıyla işlenmiş muhteşem sahanlar görüyoruz. Kaplar görüyoruz. Bakın mesela tutma yerine gül goncası şeklinde yapmışlar. Bunlar özel günlerde kullanılırdı. Padişahlar bunları herhangi bir zaman diliminde normalde kullanmazlardı. Bakın mesela burada çok ilginç. Çin'den gelmiş bir porselen var ama tabanında Mührü Süleyman var, gördünüz mü? Bu Mührü Süleyman'ı buraya işleyenler tabii ki Çinliler değil. Bunu işleyenler ve numaralandıranlar bizimkiler, Osmanlılar. Niye Mührü Süleyman koyuyorlar? Kırılıp parçalanmasın diye, muhafaza olsun diye. Yani çünkü Mührü Süleyman nedir? Bir vefktir, bir tılsımdır. Yan tarafı orta bölüme geçelim. Bakın burası açılalı daha bir hafta oldu. Mutfakla alakalı anlatımlar var. Bakın bu porselenlerin, seramiklerin detayları verilmiş. Hakikaten muhteşem. Üzerinde aslanlar var, tavus kuşları var, salkım salkım üzümler var. Az önce bahsettiğim o delikli sahanlardaki çarkı felekleri görüyor musunuz? Sonsuzluğun simgesi. Hakikaten muhteşem ya. Bakın kuşları görüyorsunuz. Bu tepelikli kuşlar mesela bugün bizim Türkiye topraklarımızda yaşayan kuşlar değil. Çok uzak coğrafyaların kuşları. Ama bunu Osmanlı biliyor ve bunları işliyor. Şu gördüğünüz mücevherler tabakların altlarına işlenmiş. Hakikaten muhteşem. Mesela burada çok tatlı bir Osmanlı minyatürü var. Gelin yakından bakalım. Burada iki tane grup yer sofrasını kurmuşlar. Altında da sedef kakma bir altlık var ahşaptan. Sedef kakma altlık sineği taşıyor. Ortada
kızarmış tavuk var. Muhtemelen altı da pilav. Ay vallahi insanın canı çekiyor ya. Pilav, pilavın üstünde kızarmış tavuk var. Ama burada kenarda da ilginç bir şey var. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Aşağı doğru bakalım. Burada da tavuk var, şey balık var. Bakın yukarıda tavuk vardı, burada balık. Ve yine kenarında. Bunlar büyük bir ihtimalle ne biliyor musunuz? Bakın hem balığın hem de tavuğun yanında ne yenir? Turşu yenir. Muhtemelen bunlar minik turşular ya da zeytin olabilir. Bunun yanında tüketiyorlar. Mesela burası çok ilginç. Şimdi mutfak dediğimiz yerde yemekler hazırlanıyor. Birim birim ekiplere dağıtılıyor. Karaağların yemeği buradan gidiyor. Zülfü Baltacıların yemeği buradan gidiyor. Haremdeki hatun kişilerin yemekleri buradan gidiyor. Bir de Divan-ı Hümayun'da bakanlar kurulu toplanıyor. Vezirler toplanıyorlar. Saatlerce devlet işlerini tartışıp konuşup karara bağlıyorlar. Arada acıkıyorlar. Onlara da yemek servisi yapılıyor. Bazen yabancı elçiler geliyor. Yabancı elçiler geldiğinde ne mi oluyor? İşte bu oluyor. Hadi gelin görelim. Bakın bu bir gravür. Bu gravürde burası Divan-ı Hümayun'un toplandığı kubbe altı. Kubbe altı padişahın divan toplantısını seyrettiği pencere ve bakın padişah bir gölge gibi orada gözüküyor. Oradan padişahı da biz bu şekilde görebiliyoruz aslında. Mesela şu ekibe bakın. Burada kimi görüyoruz? Bir kere en ortada oturan kişi kallavi kavuğuyla beraber sadrazam. Yanında defterdar, nişancı, kaptanı derya, kazasker bunlar sarıklı olur. Ondan sonra reisül küttab falan böyle gidiyor. Bakanlar kurulu, kubbe altı vezirleri. Hepsi oturmuşlar. Şu kafalarındaki şapkalarla beraber yabancıları tanıdınız mı? İngiliz, Fransız, İspanyol büyük elçiler yani Kutsal Roma'nın elçileri belki de gelmişler. Öğle yemeği elçilerle beraber yeniyor. Elçiler için böyle puf sehpalar konmuş. Onlar da böyle oturmuşlar. Bu gördüğünüz sivri külahlı kişiler de mutfak erbabı. Bunlar da yemek tablalarına getiriyorlar ve onlara yemek servisi yapılıyor. Divan-ı Hümayun'da elçilere yemek ikramı bir esastı ve son derece önem arz etmekte idi. Şöyle yürüyelim. Yine sahınlar, yine seledonlar devam ediyor. Şurayı özellikle göstermek istiyorum size. Belki bir gün burayı yerinde çeker gösteririm. Burası bir mutfak ama bu mutfak şu gezdiğimiz genel mutfak, saray mutfağı değil. Peki bu mutfak nerenin mutfağı? Padişahın gece yemek hizmetine bakan mutfak. Yani kuşhane mutfağı burası. Hareme girdiğiniz zaman böyle gezer gezersiniz. En son tam böyle altın yoldan kuşhane kapısına doğru çıkarken solda minik bir kapıdır bu. Girdiğiniz zaman içeri bakın şu kapı yani. Girdiğiniz zaman buradan girersiniz. Burada bir mutfak tezgahı vardır. Burada koca bir ocak vardır. Ocağın içine girip bacaya içeriden lütfen bakın. Hatta arka tarafında şu bakın şurada bir tezgah daha varmış. Onun üst kısmı maalesef üst kısmı günümüze ulaşmamış. Bir de bunun yan tarafında tuvaletleri falan var. Enderun Mektebi 7 sınıftan oluşur. Küçük oda, büyük oda, seferler, kuşhane. Kuşhane 4. sınıftır. Bu kuşhane öğrencileri hem sarayın kuşlarına atmaca gibi av kuşu, papağan gibi süs kuşu bunlara bakar. Hem de kuşhane birimi aynı zamanda padişahın gece mutfak hizmetine bakar. Şimdi gecenin bir yarısı insanız. Herkesin başına geliyor. Bir mideniz kazınıyor, bir acıkıyorsunuz, bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Padişah böyle bir istekle, taleple geldiğinde onun yemek arzusu bu mutfaktan karşılanamaz. Burası çok uzak bir yer çünkü. Buradan ta hareme kadar o yemek, tavada yumurta yaptım, padişahın canı istemiş, gece 12 götürdüm. Soğur. Padişahın gece yemek hizmeti has odaya çok yakın olan altın yolu üzerindeki kuşhane mutfağında yerine getirilmekte idi. Onu da unutmayalım. Ay çok güzel bunlar ya. Bakın gelin. Bunlar mücevherli kaseler. Bunların bir kısmı Osmanlı'nın eseri, bizimkilerin bir kısmı da hediye. Hep yabancı devlet başkanlarının bizimkilere hediyeleri bunlar baktığınız zaman. Mesela 16. yüzyılda Çin'de yapılıp Osmanlı padişahına hediye edilmiş mücevherli bir kase görüyoruz. O en üstte kapakta gördüğünüz şeffaf kısım var ya, o Necef'tir mesela, Necef. Necef, Hazreti Ali'nin kabrinin bulunduğu Irak'ta bir bölgede çıkar. Necef taşı son derece kıymetlidir. Su taşı diye geçer. Mesela biraz daha aşağı doğru inelim. Kırmızıları görüyor musunuz?
Bu kırmızılar mesela yakuttur, kırmızılar. Onların aralarındaki bu yeşiller zümrüttür. Bunların hepsi gerçek, biliyorsunuz değil mi? Yani benim söylememe gerek yok. Of. Mesela bu bir buhurdan. Evin ortamın güzel kokması için sandal ağacı gibi ya da sakız ağacı gibi böyle değişik buhurlar, kokulu buhurlar yakılır. Bunların kokuları o kapaktaki delikli kısımdan odanın dört bir yanına yayılır. Aynı zamanda bu mücevherli seramik aksesuar evin de bir köşesinde evin güzelliği haline gelir. Of, bu çok önemli. Bakın bu 3 yıl önce burası kapatılana kadar duruyordu. Ben her gruba bunu anlatıyordum. Sonra burası kapandı. Şunu anlatmaktan son 3 yıldır gruplarım mahrum kalmıştı. Şükür yeniden yerine konulmuş. Bunu sizinle konuşmalıyız. Bu ne biliyor musunuz? Bu gördüğünüz bir harem gravürü. Ve bunu çizen adam Fransız bir mimar, sanatçı Melvin Kalfa. 3. Selim döneminde İstanbul'a gelmiş. Fransız bir sanatçı, aynı zamanda inşaatçı Melvin Kalfa haremi çizmiş. Bize sanat tarihi bölümlerinde falan bu harem gravürü muhakkak gösterilir. Hatta denilir ki en gerçekçi harem gravürü diye anlatılır. Bakın, Melvin Kalfa bir erkek, iki gayrimüslim. Hareme nasıl girecek? Haremde kadınların saçının başının açık olduğu bir ortamda nasıl bulunacak? Normalde herhangi bir erkek, buna padişah da dahil, haremde girebildiği yer var, giremediği yer var. Cariyeler diye bir bölüm var, cariyeler birimi. Padişah oraya giremez hiçbir zaman. Kendi hanımlarının kaldığı birim var, oraya giremez. Ancak annesinin olduğu yere girer, oradan ancak tekrar geri döner. Sofa köşküne. Arada bir koridor var. Yani bunları bilmeden, etmeden böyle abuk sabuk konuşmalar, yorumlar. Şimdi Melnik bu harem gravürünü çizmiş mi? Çizmiş. İyi kardeşim, çizdiğine göre demek ki girmiş. Detaylara bakarsanız bu adamın görerek değil, duyarak bunu çizdiğini çok net anlıyorsunuz. Şimdi gelin. Bakın, yakından bakalım. Bu harem sahnesi kadınlara, genç kızlara ait bir yatılı okul konumunda. Bir hiyerarşi var. Sabah yeni uyanmışlar. Bakın, yatakları topluyorlar, farkında mısınız? Yer yatakları toplanıyor sabahleyin. Eski sistemi biliyorsunuz, akşamleyin yataklar serilir, sabah toplanır. Orta katta kızlar sabah namazı kılıyorlar. Gördünüz mü? En alt kata bakalım. En altta da kahvaltı yapılıyor. Bakın şu gravür burada büyütülmüş. Çünkü mutfağa ait bir sergi olduğu için. Bakın yer sofraları kurulmuş. Bir kısmı yemek yiyor, bir kısmı da onlara hizmet ediyor. Bunlar gayet güzel. Hatta burada tutmuşlar çok saçma sapan bir şekilde erkek de koymuşlar. Burada bir tane zenci var ama şu dairenin arkasında kalmışlar, şuradan gözüküyor. Bakın tam burada bir tane zenci var, bir tane zenci yapmış. Kadınların, şimdi kadınların saçları gözüküyor. Saçları gözüktü, hatta göğüs dekoltelerinin gözüktüğü bir ortamda bir zenci hadım da olsa bunların aralarında gezemez. Burada iki tanesi böyle sarılıyorlar, ediyorlar falan. Bu Melvin Kalfa'nın kendi kafasının hayali. Bunun görerek çizmediğinin delilini ben size söyleyeyim mi? Yaklaşın. Namaz kılan kızlara bakalım. Bakın, secde eden var, selam veren var, el açmış dua eden var, kıyamda duran var. Kıyamda duranlar ellerini nasıl bağlamışlar, gördünüz mü? Bakın nasıl bağlamışlar. Bir kadın nasıl namaz kılarken bağlar elini? Bu şekilde bağlar, göğsünün üstüne. Bir erkek nasıl bağlar? Böyle bağlar. Bu adam namaz kılan bir kadın görmediği için erkek gibi bağlatmış ellerini. Gelin daha ilginci var. Burada tekbir alan, bakın bir tanesi burada tekbir alıyor, bir de burada tekbir alıyor. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl tekbir almışlar? Nasıl almışlar? Ellerini kulaklarına götürerek tekbir almışlar. Bakın bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Parmağımın ucunda görüyorsunuz. Yani burada neyi görüyoruz? Yani bunlar değil. Hareme girmek, namaz kılan bir tane kadın görmemişler. Hayali çizdiği buradan da belli olmakta. Hadi devam edelim gezmeye. Gümüş bölümü var. Buralar yeni açıldı. Osmanlı mutfağında gümüş sanatı. İşte çorbalıklar, sahanlar, tatlı hokkaları, gördüğünüz gibi tek tek bunlar gözüküyor. Biraz hızlı geçelim. Tabii gümüş olduğu gibi altın bölümü var. Altın, yombak sanatıyla yapılmış olan. Hakikaten bunlar muhteşem. Öbür bölüme geçelim. Öbür bölüme geçerken az önce anlattığım çanak yağması burada gözüküyor. Bu İbrahim Paşa Sarayı'dır bakın burası. İbrahim Paşa Sarayı. Sarayın bu meydana bakan balkonu hala günümüzde durmaktadır. İki Enderun talebesi, bu Padişah 3. Murat
çocuklara sünnet olacaklar, bekliyorlar. Ve burada çanak yağması töreninde, bakın, ölme taşının üzerine tırmanma marifeti göstermiş bir kişi var. Mısır'dan gelen dikili taşın üzerine tırmanan biri var. Biri bir sırağa tırmanıyor ve millet burada çanak yağması yapıyor. Şu beyaz olanlar pilav, sarı olanlar zerde tatlısı. Onların yağmasını yapıyorlar. Bu da Osmanlı'da bir eğlenceydi. Evet, bir başka bölüme geçelim. Bu sergiye Topkapı Sarayı çok güzel şeyler koydu. Mesela bakın, bu gördüğünüz Topkapı Sarayı envanterinde bulunan mutfağa ait yazışmalar, dökümler. Mesela mutfakta şu şu malzemelere ihtiyaç var. Bunların listeleri hazırlanıyor ve bunlar bu şekilde buralara konuluyor. Mesela bir kısmının Çin'de yapıldığı nereden belli? Üzerindeki Çin bulutlarından, Çinlilerin o üst üste geçen çatılı evlerinin şekillerinden belli. Çin'e ait bir takım kuşlar, böcekler, oralar da bunlar gözükmekte. Mesela bakın, bu çok ilginç bir tas. Bu karşımızdaki bakır sahanda hem Rumi süslemeler görüyoruz, hem aralarda kelam-ı kibarlar, şifa ayetleri, şifa hadisleri görüyoruz. Hem de arada Rumilerin içinde hayvan figürleri görüyoruz. En altta bir tane tavşan var mesela. Çok enteresan. En altta bir tane tavşan. Bakın, görüyorsunuz. Topkapı Sarayı'nda Çin'den gelen porselenlerin kullanılması aslında Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gider. Daha öncesinde, nihayetinde kuruluş devriydi. Yani Osman Gazi ile 2. Murat arası ilk 6 padişah daha Anadolu ve Balkan birliğini sağlamaya çalıştığı için hani Çin gibi çok uzak coğrafyalar daha gündemlerine girebilmiş değildi. Ama Fatih Sultan Mehmet'le beraber çok daha geniş bir dünya coğrafyasıyla ilgilenmeye başladılar. Fatih'in Edirne Sarayı'nda, işte Fatih'in oğlu deyince bizim aklımıza kim gelir? İkinci Bayezid ve bir de Cem Sultan gelir. Biz mesela Fatih'in çocukları deyince Cem Sultan'ı biliyoruz, bir de ikinci Bayezid'i biliyoruz. Halbuki bir de büyük oğlu Mustafa vardır Fatih Sultan Mehmet'in. Büyük oğlu Mustafa'yla ortanca oğlu Bayezid'i Edirne Sarayı'nda sünnet ettirmiş ve bu sünnette Osmanlı tarihinde ilk kez kayıtlı bu görmüş olduğunuz Çin porselenleri kullanılmıştır. Şu vitrine geçelim. Bakın mesela bu da 14. yüzyıla tarihlenen bir matara. Üzerinde Çin ejderhası var. İpek yolu çok canlı bir şekilde o yüzyıllarda işlediği için kesinlikle, bakın mesela şu gördüğünüz Seladon Matara da Çin işidir. Oralardan gelmektedir. Son noktası da Anadolu, Batı Anadolu toprakları olduğu için bunlar aktif olarak Osmanlı mutfağında karşımıza çıkmaktadır. Bu bölüm çok ilginç. Artık mutfağın son bölümü. Bu arada duvarlarda mutfakla alakalı padişah fermanları görmekteyiz. Çünkü mutfağın şurası yapılsın, burası yıkılsın, şurası tamir edilsin. Bunlarla alakalı direktifler veriliyordu ve bunlar da burada yer almaktaydı. Tabakların üzerinde farklı medeniyet ve dönem motiflerini gördüğümüz gibi Kur'an'dan ayetler, bakın mesela şurada görüyorsunuz. Arapça kelime-i tevhid, besmele-i şerif ve ayet-el kürsi, ayrıca İhlas suresi ve salavat-ı şerifeler yazılmış. Bu gördüğümüz kabın üzerinde bunları görmekteyiz. Mesela şu görmüş olduğunuz kap, mesela Çin işi bir porselen diye geçiyor. Ama kabın üzerinde tamamen Osmanlı işi olan vefk var, tılsım var. Bu vefkler, tılsımlar buraya niye konuluyor? Üzerine bir kere ayet-el kürsi yazılmış. Bakın kenarlarında ya Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Besmele var, bir de ortada şu cetvel şeklinde gördüğünüz vefk var. Vefk düşürülmüş. Yani bunun içinde bir şey yediğimiz zaman o yemeğin bir zararı, ziyanı, sıkıntısı olacaksa da bize olmasın, olmayacaktır denmekte.
şu bölüm çok güzel. Osmanlı Sarayı'nda kullanılan sofra örtüleri. Sofra örtüsü ne geliyor aklınıza? İşte yer sofrası var. Sofranın üstüne böyle büyük bir örtü serpiliyor, konuluyor. O örtünün saçakları aşağı doğru iniyor. O sofrada oturanlar örtünün ucunu dizlerinin üstüne çekiyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Nasıl oluyor? Millet böyle yuvarlak oturuyor yer sofrasına. İnsanların dizlerinin üzerinden o sofra bezi geçiyor. Bakın şu gördüğünüz bez bunlardan bir tanesidir mesela. Açtığınız zaman upuzun bir bezdir. Hatta ben size şunu göstereyim. Bu daha güzel. Buradan daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Bu Osmanlı'da asırlar evvel kullanılmış bir sofra örtüsüdür. Dizlik. Bir yerden başlar böyle adım 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 bütün bir sofrayı. Şurada diyelim 15 kişi bir yer sofrası var. Onun tamamını dönmektedir. Bunun nasıl kullanıldığını görmek istiyorsanız gelin Lale Mustafa Paşa'nın şu gravüründe görelim hadiseyi. Lale Mustafa Paşa az önce biraz anlattım, İzmit'te İran seferi için orduyla seferdeyken kendi cebinden bir özel sofra kurdurur askere. Hepsini buyur eder. Eliyle de buyurun afiyet olsun diyor. Bakın insanların dizinin üzerinden bir örtü akıyor buradan, görüyor musunuz? Buradan bu şekilde o beyaz şeffaf bir örtü dizlik dizlerin üzerinden. Böyle geliyor, geliyor, geliyor. En son Lale Mustafa Paşa bağdaş kurmuş. Onun dizi üzerinden böyle geliyor ve tam burada bitiyor. Gördünüz mü? İşte bu gördüğünüz örtünün bir benzeri işte bu vitrinde bizi karşılıyor. Burada görüyoruz. Çok güzel bir örtü. Hadi gelin kaşık ve çatallarla bitirelim hadiseyi. Ben şöyle geçeyim. Şimdi bakın burası hakikaten çok güzel. Ben bir saat, iki saat konuşulacak konu var burada. Bir kere önce kepçeyle başlayalım. Osmanlı buna pay kaşığı diyordu. Pay kaşığı. Biz günümüzde kepçe diyoruz. Yani insanlara yemeği pay eden. Bu görmüş olduğunuz bir tropikal meyvenin kabuğudur. Genelde kuka kullanılır. Tesbihte de kullanılan kuka var ya. Ondan yapılan kepçe ağzı. Sap kısmı da ondan ama içine fil dişi kakılmış. Bu o. Bu gördüğümüz de aynı şekildedir. Ağaç kabuğundan yapılmış kaşık. Bu da öyledir. Üçüncüsü var ya, hemen gördüğünüz o üçüncü sırada. Onun kaşık ağzına bakın mesela. Parlak kahverengi. Görüyorsunuz değil mi? O parlak kahverengi bağdır. Bağ nedir? Kaplumbağa kabuğudur. Bakın aynısı burada da var altta. İki kaşık altta da var. Biz ona kaplumbağa kabuğu diyoruz. Osmanlı'da hakikaten kaplumbağalar özel yetiştirilirdi. Kabuklarından tesbih yapılırdı. Gördüğünüz gibi kaşık yapılırdı ve bunlar kullanılırdı. O bağ kaşığın sapı da ilk kısmı fil dişi, mat beyaz. Diğer kısmı ise gümüş. Bağların arasında mercandır. Hemen alttaki tatlı kaşıklarını görüyor musunuz? Böyle küçük küçük tatlı kaşıkları var. İyice şeffaf. Onlar da sedeftir. Denizden çıkan sedefler kullanılmıştır buralarda. Bunları görmekteyiz. Parlak beyaz görürseniz bunların sedef olduğunu, mat beyaz görürseniz bakın işte şu hemen önümdeki sedef mesela denizden çıkan, deniz kabuğundan yapılan kaşık. Şu mesela en kenardaki mat beyaz. Bu ise fil dişidir. Yani göreceğiniz üzere Osmanlı yemek sanatında bunlar kullanılmış. Şu kutunun içindekiler of. Bunların tamamı özel takım kaplumbağa kabuğudur. Bağ diye geçer. Hem kaplumbağa kabuğundan tutma yerleriyle beraber müthiş bir kaşık seti yapılmış. Hem de içleri özenle işlenmiş ve simlenmiş. İnsan hakikaten hayret ediyor. Peki bu kaşıklarla yemekler nasıl yenmekteydi? Bakın şöyle bir yöntem vardı. Dikkat ederseniz bu kaşıklar ebat olarak kaşık ağızları bizim kaşıklarımız gibi değil. Daha büyük. Çorba kaşıkları geniş olurdu. Şimdi ortada bir sahan var. Herkes etrafında oturuyor ve ne yapıyor? Ortadan yiyorlar. Ortadan yemek ne kadar hijyenik, şudur budur diyenleriniz vardır kesin. Şöyle yapıyorlarmış. O çorba kaşıkları gayet derin. Burada gördüğünüz şu yuvarlak derin olanlar çorba kaşığı. Bu insanın ağzına girmez. Kaşığın şuradaki terse bakan dudaklarıyla çorbaya daldırıyor. Kendisine bakan tarafıyla dudağını değirip içiyor. Çorbaya değdirdiği kısım hiçbir zaman ağzına, dudağının değdiği kısım hiçbir zaman çorbanın içine dalmıyor. Ve bu şekilde çorbayı zaten bizim gibi böyle tutmuyorlar. Böyle tutup, böyle daldırıp, böyle içiyorlardı.
ve böylece hijyen anlamında hiçbir problem söz konusu olmuyordu. Evet, uzun lafın kısası, içerisini gördünüz. Aslında mutfak devam ediyor. Burayı gezdikten sonra hemen yanda bir birim daha var. Oraya girerseniz orada 2. Mahmud'un, Sultan Abdülaziz'in ve Sultan 2. Abdülhamit'in misafirler için kullandığı özel yemek takımlarını göreceksiniz. Oradan biraz daha ileri giderseniz benim en sevdiğim bölüm helvahane bölümü. Orada süt tatlıları, şerbetli tatlılar, orada meyveli tatlılar, bunların nasıl yapıldığı ocaklar, hatta dev kazanlar sizi bekliyor olacak. İlla ki Topkapı Sarayı'na gelin, Topkapı Sarayı'nın mutfağına uğrayın. Bu büyük medeniyetin kültürde, medeniyette nasıl bir ufka ulaştığını hayretler içerisinde görün. Birkaç ay evvel dünya çapında yine bir mutfak yarışması yapıldı. Yani dünya mutfakları sıralamaya konuldu. Ben kabul etmiyorum, hatta hakaret olarak addediyorum. Türkiye mutfağımız 17. sırada, Yunan mutfağı 3. sırada geldi. Bunlara söylenecek tek bir cevap var ama şu an edebim müsaade etmediği için susuyorum. Dünyanın kayıtsız, şartsız ve tartışmasız bir numaralı mutfağı Türk mutfağıdır. Ve bu mutfağı Selçuklusundan Osmanlısına o büyük medeniyet hem sağdan soldan toplamış, kendi bünyesinde en güzel hale getirmiştir. İnşallah bu mutfağın farkında oluruz, sahip çıkarız ve bütün bir dünyaya dünyanın en muhteşem mutfağının bizim mutfağımız olduğunu kanıtlar, en gür şekilde ispatlarız. Topkapı Sarayı Matbaa Amiresi'nden selamlar, saygılar.